Transferde e, herkes Trabzonspor'da hani RapidVM maçı var ama e, Forvet'i bekliyor. Yani bana hmm. da şimdi işte yayınla ilgili paylaşım yapıyoruz sosyal medyadan. Gelen mesajların %90'ı Forvet. Hani ne olacak Forvet, kim gelecek? vegors e, mu, Onachu mu? İşte sürekli başka isimler de çıkıyor. Ya orada benim aldığım son bilgi şu ya, Tabii dinamik bir süreç bu değişi, değişebiliyor yani e, Birkaç gün önceki yayında vegors daha yakın demiştim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Onaçu transferinde e, son birkaç gündür bir hareketlilik var Trabzonspor'da Onaçu konusunda. Yani Southampton tarafı sanki biraz daha böyle inadı kırılmış e, ve artık hani görüşelim bir orta yolu bulalım fikrinde gibi bir durum var. E, yani daha öncesinde 10 milyon euro'nun kesinlikle altına düşmeyen e, bu rakamlar işte Trabzon 7 milyon euroya çıkmıştı bonuslarla. Belki Trabzonspor bir miktar da arttırabilir. Çok ciddi bir artırım olmaz ama Southampton'ın biraz inadının kırılmış olduğunu söyleyebilirim. Yani onun cephesinde bir hareketlilik var. Bugün itibariyle e, sanki ibre biraz onun döndü Trabzonspor'da. E, onu söyleyebilirim forvetle alakalı. Eee Vegor süreci tabii ki hani olumsuz kapandı bitti değil. or. O tarafta da görüşmeler devam ediyor kulüple, oyuncuyla. Oyuncuyla zaten çok cidden çözülmeyecek bir problem yok ama e, yani ona şu cephesinde şu var, ona şu zaten çoktan hazır gelmeye. Hani yıllık alacağı ücret, sözleşme süresi hepsi zaten haftalar öncesinde anlaşıldı, uzlaşıldı. Ee, kulübünün e, Southampton zaten kampına çağrılmıştı Sonradan ama orada ne hazırlık maçlarında oynuyor Bazı idmanlara çıkmıyor Hocasıyla görüştü ayrılmak istediğini söyledi Tekrar yakın zamanda Ayrılık talebini iletti kulübüne Onaç'ın buradaki ısrarı biraz Trabzonspor'un Elini güçlendirmişti Son birkaç günde de Bir hareketlilik olduğunu söyleyeyim Onaç'ı ile alakalı Ve e, Bir tık daha öne çıktığını belirteyim Forvet transferinde ee, onun dışında stoper... Onunla ilgili bir şey soracağım forvet ile ilgili. Onu açu ve Wegors Taraftar için ve Abdullah Avcı için yani ikisiyle de anlaşıldığı bir düzlemde daha önde olan oyuncu hangisi sence? Ya hoca, hocanın Vegors'a ayrı bir e, yani bir hayranlığı var. Yani çok beğeniyor. Hayranlı değil mi de çok beğeniyor oyuncuyu. E, geçtiğimiz sezonun devre arasında da istemişti. Hatta biz TV Bu Spor'da söylemiştik. Üç kere görüşmesi olmuştu Abdullah hocanın. Oyuncu ikna olmamıştı. Bu kez hani ikna olmama noktasında değil e, Olabilitesi daha yüksek tabii ki. Geçen yani Devras'ta kurulan temaslara göre hoca buradan hani ikisi arasında bir tercih olacak olsa e, sanki vegorsu tercih eder gibi. E, ama e, ya yani iki oyuncuyu da tamamen iş bitti ikisi de hazır hocam birini seç noktasına getirmek öyle kolay bir şey değil. Değil tabii ki. Hani Vegors'u Ajax'ta istiyor başka talipleri de var. Ee, zaten Vegors'u ikna etmek de kolay değildi. Trabzonspor orada önemli bir aşama kaydetmişti. Ee, fakat hani bitti bitiyor noktasına hiç gelmedi Vegors içi. Onu söyleyeyim ee, Trabzonspor'da. Hani bana kalırsa e, hani Trabzonspor'u da iyi bilen birisi olarak ee, Weghorst'u da 10 açıydı artık tanıyoruz, yani Weghorst da oynadı bizim ligimizde, 6 ay oynadı gitti. Şimdi, Trabzon'da Trabzon'un gerçeklerini kabullenmiş, Trabzon'u seven, aidiyet hisseden, ailesi şehirde yaşamaktan mutlu, oyuncu sadece futbola odaklanabileceği bir yer, mutlu, yani böyle bir profil buluyorsanız yabancı oyuncu, kaçırmamanız lazım. onun açı işte o profil. <laughs> yani adam daha ne kadar isteyebilir gelmeyi ben bilmiyorum hani bireysel çalışmalar yapıyordu Trabzonspor idman kitleri vardı doğum günü kutlaması yapıyor Trabzonspor logolu pastayla paylaşıyor vakayeme geliyor kutlama mesajı yapıyor ee, sosyal medyada. adam yani inanılmaz istiyor gelmeyi ve denendi tuttu İyi de bir performans gösterdi. Geçtiğimiz günlerde işte Vizca röportajı vardı bizde Fanatik gazetesinde. Vizca da aynı şeyi söylüyordu. Yani Onaçu ne yapacağını biliyoruz, o bizi biliyor, bir uyum sağlandı. Gelmesi tabii ki güç katar demişti röportajda. Yani oyuncular da alışık ve yani o düzenin biraz devam etmesini istiyor. Çünkü Onaçu iyi bir uyum sağlanmıştı ön tarafta. Şimdi Vegors gelirse belki on daha iyi sezon geçirir bilemezsin. Çünkü üst seviye bir oyuncu hakikaten. Hani daha farklı bir oyuncu. Belki kalite olarak bir tık daha da iyisi on açının. Görecelidir bu ama şundan emin olmamakla birlikte Vegors tam bir sezon geçirirse Trabzonspor'da bir sonraki sezon tutmak o kadar kolay olmaz. Yani gidebilir oyuncu. Bunu Sörlot'ta yaşadın, Kornelius'ta yaşadın, Vegors'ta da yaşayabilirsin. Yani o coğrafyanın oyuncusu. Ama ona açıda öyle bir tehlike yaşamazsın. Dolayısıyla Trabzonspor'un artık her sene forvet aramıyor olması lazım. Ee, bana kalırsa ona açı daha doğru bir tercih gibi duruyor. Yaş olarak da yani 2 yaş neredeyse daha düşük bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, sanki mantıklısı ona açı gibi duruyor ama tabii ki maliyet, süreç gösterecek. Hı hı. Ama an itibariyle bendeki bilgi ona açının bir tık daha önde olduğu yönünde şu an. Karadeniz fırtınasından James Rodriguez bombası. Abdullah Avcı'nın hayali gerçek oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın orta saha için yıldız bir futbolcu istediği bilinmekte. Alexis Sanchez ve Muhammed Çam'dan sonra Kolombiya milli takımının yıldızı James Rodriguez'in adı gündeme geldi. Fas'tan gelen haberlere göre James Rodriguez için Vaidat Casablanca takımının en büyük rakibi Trabzonspor olarak görülüyor. Trabzonspor uzun süredir bir 10 numara oyuncu arayışında. Listede ilk sırada Muhammed Çam yer alıyor. Yine de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Marek Hamşik gibi bir yıldızı kadrosunda görmek istediği söyleniyor. Alexis Sanchez'in adı bir dönem geçti. Ancak Bordo Mavililer, dün James Rodriguez ile anıldı, bu iddia oldukça şaşırtıcı bir şekilde gündeme geldi. Fransız basınının iddiasına göre, Fas kulübü Vaidat Casablanca, James Rodriguez transferini sonuçlandırmak için menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerde bulunuyor. Fas medyasına göre, Vaydad'ın bu transferdeki en büyük rakibi, Avrupa kupalarında Türk futbolunu temsil eden Trabzonspor'dur. Trabzonspor'un teklifinin detayları, ilgisi, önerilen rakam veya sözleşme süresi hakkında bir iddia bulunmamaktadır. Copa Amerika'da gösterdiği performansın ardından önemli teklifler alan James Rodriguez, İspanya La Liga'ya geri dönmeye hazırlandığı, Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımların radarında yer aldığı da iddia edilmişti. Bu hafta içinde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği iddia ediliyor. Almanlardan Trabzonspor için Mats Hummels iddiası. Hummels ya Trabzonsporu ya da Bolonyayı tercih edecek. Almanya basını, Borussia Dortmund ile yolları ayıran dünyaca ünlü stoper Mats Hummels'in Trabzonspor ya da Bolonyadan birini seçeceğini ileri sürdü. Yapılan haberlerde 35 yaşındaki stoperin Fransa ve Arap takımlarından teklifler aldığını ancak bunları geri çevirdiği belirtti. Haberin detaylarında ise Hummels şu anda iki kulüp arasında kaldı. Ya Trabzonspor'u ya da Bolonya'yı tercih edecek iddiasında bulundular. İtalyan gazeteci Cain Lucca Di Marzo ise Mats Hummels'in Bolonya'ya daha yakın olduğunu öne sürdü. Arseniy Batagov, Trabzonspor'a transfer oluyor. Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, 22 yaşındaki genç defans oyuncusu Arseniy Batagov'u transfer etmek için görüşmelerine devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili takım, Batagov'un transferiyle bu amacına ulaşmış olacak. Bordo Mavili yönetimi, genç yeteneğin takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Arseni Batagov'un hızı ve teknik yeteneğiyle dikkat çeken bir savunma oyuncusu olduğu ve defans hattında önemli bir güç olacağı düşünülüyor. Batagov'un genç olması, gelecek planlamasına önemli katkılar sunacak. Trabzonspor'un yönetimi, Zorya Luhansk takımında oynayan 22 yaşındaki Ukraynalı defans oyuncusu Arseniy Batagov'un transferini yakın zamanda tamamlaması beklenmektedir. Genç defans oyuncusunun, yakın bir zamanda Trabzon'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten ve imzayı attıktan sonra takımla antrenmanlara başlaması öngörülüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaklaşık 4 veya 5 transferin daha gerçekleşeceğini belirtti. Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun 57. yıl dönümünü kutlarken, Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Transferler hakkında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Maliyetler Trabzonspor için uygun olduğunda transferleri açıklayacağız. Son aşamalardayız ve önümüzdeki hafta içinde çoğunu tamamlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı. Kuruluşunun 57. yılını kutlayan bordo-mavililerde Gurbetçi Gençler Taraftar Grubunca kutlama programı düzenlendi. İstanbul Sütlüce sahilinde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona, Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı. Alanda kurulan sahne ve çevresinde müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynanırken, taraftarlar bayraklar ve meşaleler eşliğinde takımları lehine çokça tezahüratlarda bulundular. Ardından sahneye gelen Başkan Ertuğrul Doğan, burada yaptığı açıklamada transfere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. İsim vermesi durumunda fiyatların arttığını söyleyen Ertuğrul Doğan, kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Bugüne kadar 9 transfer yaptık, yaklaşık 4-5 transfer daha olacakmış gibi duruyor. Eksiklerimizin farkındayız. Geçen sene hep beraber bizim de hoşnut olmadığımız bir sezon yaşadık. Dolayısıyla çok üzüldük, üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Maliyetler Trabzonspor'a uygun hale geldiği an transferi açıklayacağız. Son aşamadayız. Önümüzdeki hafta içinde büyük çoğunluğunu bitirmek istiyoruz," diye konuştu. Trabzonspor'u zirveye oynatma zorunlulukları bulunduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, "Ben de yaklaşık olarak 25-30 yıl önce sizler gibi taraftardım. Buralarda bağırıyordum. Şimdi başkan olarak konuşuyorum. Benim açımdan farklı bir duygu. İnanın sizin aklınızdan ne geçiyorsa benim aklımdan da o geçiyor. Bu takımı zirveye oynatmak zorundayız. Bunun için ne lazımsa da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. Sezonun başlamasına az kaldı, biraz eksiklerimiz var ama bunları en yakın zamanda tamamlayacağız. Siz de inanın buna, biz hocamızla, futbolcularımızla hepimiz ne için bir araya geldiğimizi biliyoruz. Bu sene zirve yürüyüşünde olacağız. Tüm dünyanın konuşacağı şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Bu uzun bir yol, tek başına Trabzon yönetimin başarabileceği bir iş değil. Camianın tüm bileşenlerine ihtiyacımız var. Bunun iyi günü ve kötü günü var, Tek önemli nokta bu renklerin yanında olmak. Sizlerden ricam ne olursa olsun hocanızın yanında olun, dünyanın en büyük şehir takımına sahip çıkın. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah bu heyecanınızı, mutluluğunuzu ve enerjinizi tüm sezon boyunca görmek istiyorum." dedi Başkan Ertuğrul Doğan. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. Kulübün son kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem'in vefat haberini aldıklarını belirten Ertuğrul Doğan, camiaya ve Erdem ailesine başsağlığı diledi. Ertuğrul Doğan, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaşacakları müsabakaya ilişkin ise hedefimiz UEFA Ligi'ne kalmak. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bir şekilde Trabzonspor hak ettiği yerde olmak zorunda. UEFA Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum takımın yavaş yavaş hazır olmaya başladığını düşünüyorum, ifadelerini kullandı.